Çat diye başlıyor muyuz? Ne diyorsun ya? Hadi bakalım. Uzatmalardan döndüğümüz ilk harita. Kazanmayı başarmıştık. Şimdi ikinci haritaya geçiyoruz. Rakibin seçimi Vertigo haritasında ise biz T başlıyoruz. Tercihimiz bu olmuş. Taktiğe bakıyorum. Biraz daha orta ağırlıklı bir taktik yapacağız gibi. Orada yavaş yavaş yakınları çekti de. Innocent A rampada. Ork kutu üstüne bir kontrol etti. Connector üstünde Kaylero var. Smokeları B tarafına attık. 5 orta girip nereye koşacağız? B'ye mi koşacağız? B'ye koşacağız. Flash pickler gelmeye devam ediyor Mayer'dan. Smoke arkası yakalayabilirdi. Bu arada Kaylero ikinci peki de atmış. İki kill buldu. Immor Vengin'den cevap var. Engin CT'ye çok yakın. Smoke içerisinden sızmaya çalışacak. Engin. Teşekkürler kamera. Herhalde vuramıyormuş. O yüzden dönmüş. Maalesef Immor tek kaldı. Bir headshot. İkinci gelecek mi? Kayden hata yok. Ve Anonimo. Yine round'u kazandı ilk round'u. Yani ilk round'lar konusunda Anonimo'yu çözemiyoruz şu an. Yani bir de şu sıkıntı olabilir yalnız. Belki biz evet team'imiz daha iyi olabilir Vertigo'da ama rakip kendi haritasını seçiyor ve orada CT başlıyor. Bir de Vertigo gibi bir hani CT side haritadan bahsediyoruz. Enzon çok teşekkür ederim dostum desteğin için. Çok sağ ol. Çok naziksin. Karantenes eyvallah. Çok sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Üçüncü ayın kutlusu. Engin B tarafına entry buldu. 45 can hızlandırabilecek miyiz diye bakıyorum. Orada backside'de bir Kaylero var. Biraz pasif pozisyonda. Şimdi oraya backup gelecek. Çarptı. Onu duymuş olmamız lazım. Agro'ya gidiyoruz. Yakalandık Kaylero'ya. Şimdi Paz kutu üzerine çıktı. O silahı almaya çalışacak. Yani bedavadan 2 kill verdik hiçbir şey yapmadan. Logic. Benim bu durumlar biraz kalbimi zıplatıyor yalnız. Kayden bir kill daha geldi. Yakın mesafe bir takas daha. Login de yeri belli. Rampaya yakındı ama yakına kadar gelmiş. Şimdi Kaylero flash'ını attı 50. Can. Login üzerine gidecek. Headshot'ı gönderdi. Yani bu round'u çalabilirdik aslında. Biraz dikkatsizlik diyelim. Ne diyelim? Rampa tarafından agresif oyun dengini çok ciddi bir hasar geldi bu arada. B tarafından. Himor. Rampadan ciddi bir hasar da o alıyor. IV'ye doğru yaklaşacak ama orada bekleyen yakında da bir oyuncu var. Silah değişikliği yaptık. Kereşim ayara verdik. 100 canı var diye. Mor yakalayabilir mi? Snakes yakında. Snakes bir canını bıraktı. Oradaki metalle beraber galiba hit vurdu. Çünkü zaten Mor'un canı azdı ama entry'dir. Innocent'tan rampa çıkışına bir smoke. İki tane eş zamanlı kill. Rampada hala oyuncumuz var. Innocent yavaş yavaş rampaya doğru yaklaştı. Engin de buldu. IV'ye yakın Logic. Onu da fark etti Innocent. Wallbang'de bayağı ciddi hasar. Son kalan Nimor bir can. Dualarla hayattaydı ve artık değil. Uyuyma teşekkür ederim dostum. Hoş geldin. Çok sağ ol desteğin için. Evet Eagle'lar. Bir tane de armorlu oyuncumuz var.
tarafından pause denemelerini yapıyor. Yani ekonomi de çok iyi değil. Burada yine bir 200 silah düşürürsek aslında sonraki silah roundunda çok daha iyi bir bay yapabiliriz rakibi oranla. Kapa kapa. Tamam kapa. Hadi. Kapadan keyi. Oyuncu gördü. Killini aldı. Snacks de ikinci kilini almış. İki oyuncunun B tarafında olduğunu Mozinho görüyor şimdi. Famas'ta 1-2 tap. Kaiser'ı da son kilanı oyuncu aldı. Dört sıfır. Şöyle fraglere bakalım. Pazdan henüz bir skor göremedik. Rakipte de Caldero ki ikilisi çok iyi başlayan ikili. Toplam 13 kill de bizim toplam skorumuzdan fazla. Şimdi ayı hızlandıracağız. Rampadan çıkıyoruz yavaş yavaş. Innocent'tan flash sonra geri çekilecek. Yine rampa smoke atacak. Onu ayarladı. Çıkışına doğru smoke bıraktı. Molotov var. IB'yi yerine edebilir gibi. Immorbid'e ne atmış üzerine. Fire entry bulmuş. Immorbid de ikinci entry buluyor. Çok güzel bir execute izliyoruz. Bir rampadan bir tane de IB'den entry. Mayer Sandbox'ta. Ama çok yakın bir oyuncu var smoke içerisinde saklanıyor. Innocent Mozinho 2 ekstra vuruş. Caldero trade'ledi. Şimdi 2'ye 1 pozisyon. Mozinho backside'deydi. Biraz sakin kalmamız lazım ama sağ olsun Mozinho bizim kadar sakin kalamadığı için bu kili de almış oldu. Ah ben yakalayamadım. Oraya komik bir düşüş daha vardı. Karakterden. Bir tarafında Immor'dan Bater'in ikinciyi de buldu. Immor'un şu an biraz daha entry'lerin çalıştığını söyleyebiliriz. Immor W mouse bir durmuyor. Üçüncü entry geldi IV'den. Bombaş artık asayet olacak. Biraz bireysel bir patlamaya ihtiyacımız vardı bu tarz. Çünkü hani nade'leri çok çok iyi kullansak da girememiştik site'lara. Son 3-4 round'tur. İlk defa böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi Engin Joker pozisyonundan ilk kill aldı. Mozinho'nu takaslıyor. Hemen keleşi de alacak. Bakalım hayatta kalabilecek mi? Onu kovalamaya başladık B'ye doğru. Evet orada scope açtı. Onu duymuş olabilir Mozinho. Çıkacak mı? Merdiven tarafında bekleyebilir gibi hafiften. Çok klas Molly. Mozinho çocuk oraya doğru scope'la gelecekti ama yukarı doğru sanırım scope'la geldi. Mozinho ikinciyi beklemez. Mozinho yine de vurdu ama yani biz de silah düşüreceğiz diye bayağı bir hasar aldık yalnız. Bir Molly sıkıntısı var ama artık daha da hayırlısı olsun ya. Şimdi 3 USB ekolar koşuyorlar bu ara midden, duyuyoruz bunları. Mayer'e gökten frek yağdı. Engin'in ikinci kili T-Base'e ver artık. Gelecek. Sol'le çıktı AP'ye düşürdü. Böyle bir şeye gerek var mı? Zaten keleş var yanındaki oyuncuda ama. Yani armor'ını falan düşürmüş oldu. AP kaçırsak da 5 oyuncu birden yaşayabilirdi. 4'e 3. Biraz daha hareketlendik T-Site için. Su var, teşekkür ediyorum. Yayın cam gibidir inşallah. Ben de uğraşıyorum biraz size. Kaliteli bir yayın olsun diye. Evet rampaya derin smoke gelecek Snacks'ten.
Rampadan imor pikliyor. Yine yakın. Yine W'lum atıyor. Ve entresini biraz zor da olsa aldı bu kez ama önemli değil. Bayrant'a entresini yalnız. Key çok iyi sızmış. Ayvi tarafına bakan kimse yoktu. Az 0-6 oldu bu arada. Ama o 0-6'dan sonra ne olacağını söylemeyeceğim. Evet, Engin ciddi bir hasar aldı. Backside'dan. Tüm mesafe. Çok iyi speed transfer Engin. 2 tane entry var. Kay de orada. Kay güzel reaksiyon. Snacks de yardım etmiş. Şimdi Logic 1v1. Motof'un çok iyi kullandı. Kay'nin biraz arkasına düşmüş yalnız o. Tabii geri karşısında düşünebilir. Şimdi yanmaya başladı Kay'i. Motof uzayınca. Onu duydu Logic. Smoke arkası cross'unu koydu ve hata yok. Çok iyi okudu Logic pozisyonu. 4-4 skor. İyi toparlıyoruz. 4-0 geride başladığımız maçta. Evet. Zaten artık James Bond olma ihtimali yok. Bir asist geldi neyse ki. Deagle'lar dikkat etmek lazım. Görmüştük Inferno'da ne kadar etkiler. Deagle'lar da. Sandbox'ı şimdi temizleyecek Mor. Nedinde kullandı. Ivy tarafına gidecekler gibi oyuncularımız. Orada bir boost var. Snacks'in pozisyonu kuvvetli. Kafayı gördü. Ölçtü işte. Hiç denemeden kaçacak hemen. Kaydora biraz yanmış. Snacks yavaş yavaş ampaya doğru gelecek. Uf. Eski Snacks mi yoksa? Aman diyorum. Gerek yok böyle şeylere. Yara Virtus Pro'da da bunları yapıyordu. Eko roundlarda. Arkadaşlar 0-7 olmadı paz, merak etmeyin. Maya'dan bir entry var. Yalnız Ivy'de 2 oyuncu var. O Motof çok işe yarayacak. Fakat Key'i ön tarafta kalmış Imor. Top cross'a oturdu. Snacks 3. kill. Bayer'de body shot. Evet, bu Deagle'ları demiştim, dikkat etmek lazım. Çünkü Inferno'da gördük ne kadar iyi kullanıyorlar Deagle'ları. Hatta hatırlarsanız 1 Deagle 4 USB'ye bile round'u vermiştik. Ekolarda yayını mı kapatsak ya, ne yapsak ha? Ya sonuç belli zaten, bari acıları çekmeden round bitsin. Tekrar devam edelim sonraki round'da. Yani 3 kere işte verdik. Şimdi Force'dayız. Innocent'tan güzel pozisyon. Smoke arkası boost yapıyoruz ama Innocent daha rahat görebilirdi. Şimdi smoke geçtikten sonra motof atacak derin. Çok iyi bir motof oldu mu bilmiyorum ama ayar kaçtı oradan. Şey tarafında Bozunya'ya bir geri döndük. A taktiğimiz biraz belli oldu gibi sanki. Anonimo da ona göre A'ya yerleşiyor. Snacks arkadan gelip bir kill aldı. Neyse ki bir kill de kaldı ama biraz sandviç olduk. Timor hala Ivy'de. 2-3 sağlam bir entry daha ihtiyacımız var. Timor. Şimdi işe karışabilir. 2v2 pozisyon ve Paz Caldero'yu da buldu. B bomboş. Mozinho duyuyor ama tabii bu sesleri. Acaba fake mi atıyoruz? Fake atıyoruz. 7 şu an Mozinho. Hayır, o da aynı şekilde düşünüyor. Koşmuyoruz diye. On saniye. Pas. Bir eko. Üzerine bir de böyle bir round. 1-2.
Yani şurada yan yana gitsek site'a. Omuz omuza. Hani bir oyuncumuzla diğer oyuncumuzun arasında 1 metre olsa. Trade ile beraber bitecek zaten round. Molotof'umuz da var. Böylece ekoyu düşürüyoruz. Evet, bayağı niyetimiz var bu arada. Yine aslında sanırım ilk round'da benzer bir şey yapacağız. Sadece bu kez B tarafına ingini bıraktık. Engin bir tane smoke gönderdi. Ortaya doğru bir tane flash atıyor B'ye yakına. Flashlar gelecek. Yine B speed taktiği yapacağız Eko'da ama yandık da biraz. Next. Vay vay vay. Çeşitli akrobasi hareketleri Snax'ten. Arkasından uçarak geldi Logicman ama aynı etkide bir kill göremedik. Marathon kan isim. O biraz lurkleyecekti ortadan ama şu an kimseyi yakalayamadı. Innocent da yavaş yavaş T tarafından geliyor buraya doğru. Onu da Kyler'ı buldu. Asım, teşekkür ediyorum dostum. İkinci ayın kutlu olsun. Çok sağ ol desteğin için. Hoş geldin. Rampadan aslında çok iyi bir nate ama neyse ki çok hasar vermedi. Yalnız Caldero jet hızıyla arkamızdan gelip kill'ini de alıyor. K'de smoke arkası bir sürpriz. Biraz boşlukları iyi değerlendirdiler bu roundda. Biz biraz dikkatsiz davrandık. Ivy tarafında Imor var. Hemen cevap. K tekrar Ivy kontrolünde. Logic. Saate kadar geldi. Güzel bir headshot. 29 can. Bir tane daha vursa çok ekstra olur ama Kane'in pozisyonu biraz da one way smoke'da çok kuvvetli. Çantayı gördü. Çantayı görür görmez kolay bir skor. Evet, pas tekrar rampaya geliyor yavaş yavaş. Pazdan güzel bir headshot daha. Ya paz böyle bir rampa çalarsa onu da kendine getirecektir diye düşünüyorum. Kaydor yavaş yavaş mid'den dönecek. B tarafına. Zaten A tarafında Mozinho var. Evet, headshot da Mozinho. Mozinho biraz açılı bakıyor yalnız. City'ye kadar gitti. Behaven da oynayacak. Çok iyi timing oldu ama ses yaptı galiba pas otururken. Yanlış mı duydum bilmiyorum. Evet. Mozinho birebir fight. 15 saniye üzerine gidiyor. İkinci oyuncu beklemeyecek orada. Yapacak fazla bir şey kalmadı. Nice try. Şöyle fraglere bakalım. Imor 12'deki. Imor zaten bu serinin hani yan oyuncusu. İlk haritada da 29 vurmuştu. Rakipte de Kyler'a Key ve Snax iyi başladı. Evet, 3 Deagle. Bir Ekorant oynayacağız. Yani maça çok iyi ortak olmuştuk aslında. Hani 4-0'dan 4-4 ama ondan sonra böyle ufak tefek hatalar, verilen ekolar gerçekten biraz can yakmaya başladı bir anda. Bir de T'ye başladık haritaya. Biraz moral bozarak ilk kere bitirirsek hoş olmayacaktır. Mozinho'dan rampa smoke'u. Güzel bir smoke. Kaydırıp buradan bir kill. Pazdan çok iyi takas. Innocent hala orada ama Innocent tabi body shot avantajı ile beraber de M4 ile hata yapmadı. Bir kill daha geliyor Mozinho'dan. Son kan isimli Logicman. Snax buldu. Evet, 9-4. Munimo artık hani haritaya hakim, maça hakim diyebiliriz.
Orta kontrolü Mayer'le beraber. Snax. Rampa Smoke'u gönderdi. Smoke nereye düşüyor? Tam görmemiştim ama. Bugün değişik değişik netler görüyorum burada Vertigo'da. Yani çünkü çok fazla köşe, duvar, taş olduğu için. Bu arada Engin çok iyi tahmin etti. B bomboş diye koşuyor şu an Engin. Mayer de geldi Collector'da. İlk kez onların hatasını biz değerlendirdik. Yani o rampa yakın AP boşluğunu çok iyi değerlendiriyoruz. Yani çok riskli bir yerde orası zaten. Vurdum veya öldüm. Ki Calderon'u da bu hatasını iyi değerlendirdik. Innocent bir chat göndermiş. Yalnız 2 kill oldu. 3 vs 3. Oynayacaklar gibi. Kitleri de var. Pause. İlk kill çok önemliydi. Zaman kalmadı artık. Yani pause o kill almasa ve direkt ölse büyük ihtimalle oyuncu gözünü karartıp gidip basacaktı defuse'a. Yani pause'dan çok iyi bir ilk yarı değil ama şu aldığı kill özellikle en azından bu round'u aldırabilecek bir kill'di. Evet 9-5 ilk yanı son roundu artık. Biraz da A tarafına ağırlıklı geldik. Innocent'dan Molotov. Numara bir Nate. Uf, kafasında üzerine ezber. Spray. Moru sinirlendirebilecek bir hareket tabii ki de bu. Direkt ezber ölmek. Mozinho headshot. Pas çok iyi gördüm. Mayer de bir kill almış ama yine trade tarafında hata yapmayan bir anonimo görüyoruz. Kill ile başladıktan sonra avantaj hala onlarda 3-2 pozisyonda. Evet armorsuz keleş. İlk mermide biraz yamulabilir. Logic bir ayağından ayağından vurdu zaten. Mozinho'da 5 saniye. Haz oyunu çevirebilip tekrar daha iyi gidebilir veya entry arayabilir ama ben bundan söylerken Mozinho headshot ile beraber ona 5 skorunu buldu. Ya kötü bir oyun. Hatta son dönemlerdeki Vertigo TI sitelerini düşündüğümüzde ki buralar çok oynuyoruz. Onlara genel olarak çok kötü bir oyun bu. Hele de 4-4'ü bulmuşken. Yani mesela 8-0 9-0 olur. Yani 5 round alsan şükredersin. Hani iyi döndüm dersin ama 4-4 bulduktan sonra oradan gerçekten kötü bir seri. Ki ilk roundları da alamıyoruz. Şimdi Anonymous'a karşı bu ilk round şart. İmor sesleri duydu. B tarafına rush gelecek gibi Logic Man saklanıyor. Quad'da İmor'dan çok iyi bir headshot. Koşarak iki mermi. Bir kez daha yapacak. Bir flash pick daha geldi. Bir oyuncu daha yakaladı İmor. Logic'in de Quad'dan yardımı var. Ve evet o curse'ü gönderdim. Sanırım ilk round'u almaya doğru gidiyoruz. Anladım hocam. Hı. Onu öyle yapalım tamamdır tamam. Yok yok İmor yaşıyor daha durun durun. Daha bitmedi. Şşş. Şşş. O iş bende. Şşş. Ya biraz heyecan olsun istedim öyle 5 kişi yaşayarak ilk round mu kazanılır ya? Bilmiyorsunuz etmiyorsunuz işin hayret bir şey.
16. Plant da gelmedi. Mozinho'dan bir P250 ve Kane'in Deagle tercihi var. Boost yapacaklar orada. Konektörü vurmak için B tarafından. Bir B speed taktiği deneyecekler. İki ramp oyuncusu var. Bir tane de Rush'a katılacak bir oyuncu. Mayer konektör altı. City'ye yakın bir Mayer. Düzeltiyorum. Engin. Ve B tarafında biraz kalabalık savunma yapıyoruz. Şimdi Mayer'in hemen yardımı geldi zaten. Tekrar ortaya doğru. Evet, taktik biraz belli olacak gibi. Ağırlığı B'ye verdik. Yakın mesafeler. Ya bolca SMG'miz var. Oradan para çıkartırsak iyi olur bari. Çok sabırlı oynuyor. Ama Nimo. Bayağı yakalanıyordu. Uf, fazla tek geldi. Imor'a round bakıyor. Imor rampadan ilk kill aldı. Yakın mesafe. Çok zor bir AWP spreyi. Artık mermisi de kalmadı. USB çekti bir headshot daha. Bir de tek. Bir de tane daha gönder. Ah olmadı. Ace gelecekti ama olmadı. Engin dolaştı Ivy'den. Son kill alacak gibi. K'ye karşı hata yok. 10'a 7. Avgu da kaçırıyoruz. İyi toparladık bari. Ama tabii hani kill alan oyuncunun avuklu olması bize para olarak çok işimize gelmedi. Yani P9'ları kullanabilsek biraz daha iyi tabii ki de bu ekolara karşı. Şimdi kritik roundlardan bir tanesi. Comeback için mutlaka iyi oynanması gereken bir round bu. XDA roundunu göreceğiz. Haritaya yayıldı Anonimo. Engin B tarafında. Snex Ivy'ye çok yakın yalnız. Bir flash pick de sıkıntı atabilir. Imor. Almış o kili. Side tarafından da enter alacaklar. Yakaladılar pazı. Ivy tarafında hala Imor var. Side arkası Molotov'dan kaçmaya çalışan Mayer biraz. Kontrolsüz çıktı. 4'e 3. Mozinho trade hemen Engin'den. Headshot tarafında Molly. Ivy'de hala Imor var. Çok cesur bir hamle Engin'den. Yani kimse yok diye düşündü oradan. Imor Ivy'den yıpratmaya devam ediyor. Logicman backside'da. Yeri belli oldu. Ki vay vay vay, Ki'yi bu haritayı kazanmaya niyetli ya. 23. kill oldu. Yani 2vs2'de biraz daha soğukkanlı kalmamız lazım. Daha plant yapılmamış bir yerlere koşmamıza gerek yok. Açı bekleyip, planti bekleyip en azından. Engin rampadan yakalandı. Mozinho'dan hata yok. Force round dedik bir de şimdi. Tek rifle'ımız var. Imor kaçmaya çalışırken Molotov'dan o da yakalanıyor. 3 pistol kaldık. Hemen round'un 15. saniyesinde. Yani şu an gereksiz bir paniğe büründük. Hiç gerek yok. Yani birkaç round önde olabilirler ama ilk haritayı hatırlamak lazım. Çok iyi bir comeback'le dönmüştük. Demek ki comeback yiyebilen bir takım yani. Öyle çok rahat bir takım değil. Ve city side'deyiz bir de üstüne. Ama biraz gerilmiş durumdayız. Pas. Güzel bir tek gönderdi. Keleş'i aldı. Ama taktik bu arada B tarafına oynandığı için oraya gitmemiz çok zor. Silahları, armorları koruyacağız ve Anonimo için 12. round gelecek. Thank you.
Evet. Bir kereş bir avgumuz var. Limor forsadı bu arada. Forsa mı gittik bilmiyorum. Mayer'de para kaldı, Roja'da para kaldı. Yani force gibi bir şey yaptı ama tam da force da değil. Ki hemen Ivy kontrolüne doğru yakın. Rampada birebir takas. Engin'de Morgan yarısında. Ive'den de Key'den Bentry. Key'i yememiş, içmemiş. Sanırım Vertigo kasmış. Çok iyi prefiler atıyor. Çok iyi HS'ler gönderiyor. Şimdi Mayer'e çıkacak cross'una. Uf yani. Pas geldi Ive'den. Dinklendi. 25 can. Yani sıkıştı oraya. 20 cana kadar düşüyor ve Key'i smoke patlayana kadar fazla yakalamış oldu. Evet, 3'e 1 pozisyon. Logic V tarafında silahını sevlemeye çalışabilir artık. 13 olacak Anonimo. Yani şu an çok özgüvenli Key'i. Onda en iyi satı buldu. Evet, Eko'ya gideceğiz artık az önceki round'dan sonra. Paz yine bir MP9 kadar çekebildi. Yani 1.5K'ya kadar para bırakacağız. Çünkü boss bonus artık neredeyse maksimum zaten. Rampadan rush var. Paz smoke arkası flash pick. Mozinho'nun biraz şansı. Tam ağzında çıktı oyuncularımız. Mayer hala smoke arkası. Biraz daha Ivy'ye doğru yakın. Onu da Mozinho buluyor. Son kan Engin olacak B tarafında. Arkadaşlar deminki pozisyonda yani Key'i öyle o kadar hani rahat rahat side'dan her köşeye cross koyarak çıkarsa entry alır. Yani hiçbir caydırıcılığımız yok. Çünkü daha önce entry verdi zaten. Engin'den bir tek. Yani adam çıktı rampadan. Cross koya koya. Bir headshot'a baktı. Bir CT'ye baktı. Yavaş yavaş backside tarafına gitti. Ve iki mermi attı yani bu. Özgürlük yani. Hani T tarafındaki bu özgürlüğü aldığınızda herkes yapabiliyor. ...14-7 çok kritik bir round. Yani maç anlı gibi bir round. Evet, çift AP'yiz. Orada armor da yok. Anonimo da iyice yavaşlattı oyunu ki hani herhangi bir şekilde ekonomimizi anlamak, bizim bir agresifliğimizi yememek için. Bu arada manuel kameraya geçtim. GoTV bug olmasın diye. Bomba hala bu arada ortada bekliyor. Yani A gösterip sanki hafiften B'ye mi dönecekler anlamaya çalışıyorum. Engin backside'da Logic'te orta savunmasında aslında. Ortaya dönecekler gibi sanki ve B'de bitirecekler toplamda tüm kadar. Snex biraz daha B'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Engin birazdan infoyu verecek. Engin'in Molotof'u var. Güzel bir timing. Molotof için 25 saniye kala. Tam da City Small gelmişti çıkış için. Bir nade daha geliyor. Engin Small'e yavaşlatacak. Yalnız bu fake'ti. Çünkü Paz bu arada bombayı düşürmüş. Bu fake'ti. B tarafında fake atacaklardı.
Ve A tarafından yakalayacaklar da oyuncuları. 8 saniye kaldı. Pazı bulmaya doğru geliyorlar. Bulamadılar. Logic çekti bıçağı, koşacak, kaçacak. Yani farklı bir taktik denediler. Son 20-30 saniye kadar secure yapıp son saniye fake ile farklı base'e girmeye çalışacaklardı ama pas bu oyunu bozdu. Yani bu map'i kaybetsek bile arkadaşlar, şu an bayağı gerideyiz. Yani şöyle bir 16-13 falan kaybetmemiz, 16-10'u kaybetmemiz en iyi sahne olur. Çünkü rahat bitirirsek Mirage'a rahat başlarlar. Bu hiç iyi bir hamle olmaz bizim için. Ardıl selam dostum, hoş geldin. A tarafına bir execute göreceğiz gibi bu kez anlamadan. Çok fazla uğraştılar geçen sefer. Fake'ler, make'ler. O güzel devineyi tattık yalnız. Kaydara ve Ki'yi yarım düştüler. Imor Ivy tarafında güzel bir headshot'la beraber round açıyor. Molotov'u da çok iyi. Az geldi rampadan. Senex çıkmadı smoke'tan. Şimdi çıkacak. Fazla hata yok. Savunma şu an taş gibi. Bir de wallbank. Yeniden maalesef. Ama zamanları azalıyor. Bakalım dönecekler mi? İmora bir AP verildi. 4 can. Yani hala smoke'ları var ama çok taktik yapacak nate'leri kalmadı artık. Şimdi Logic Mayer'ı oynatacak. Flash'ını gönderdi. Mozinho Ivy tarafından sızmaya çalışıyor. Bu sıkıntı. Mayer kill'ini almış. Ama İmora'dan hata yok. Son kill'de İmora'dan geldi. AP verdi. 2 kill daha aldı. İmora'dan iyi bir yine A savunması ki İmora'nın 24. kill'i bu. Yani bu Ki'yi versus Imor savaşta kim kazanacak acaba? Şimdi son paralarını harcıyorlar. Alt tarafında taktik görüyoruz ki bu kez bayağı sessiz geldiler. Hiçbir şey yapmadan çıkmayı deneyecekler. Biz biraz pasif site savunmasındayız. Çok sandbox falan kullanmadık. Bir anda atarak girmeye çalışacaklar. Yentresini almış. Pulse toparlamaya çalışıyor ama daha fazla zorlayamayacak. Imor da kaybettik. Şimdi Pulse flash pick'le çıkacaklar. Çok güzel bir flash pick. 2 mermi gönderdim. Mermisi kalmadı artık. Kaydar'ın trade'i var. 3'e 2 pozisyon. Logic smoke içerisinde. Heaven'da da oyuncu var. Kaydor entry aldı. Engin 12 can. 1'e 3. Yani AP'yi alıp kaçması bile en iyi senaryo ki o bile zor. Ve Anonimo için 15. Yani timingle çıkmaya çalıştılar netleri kullanıp. Engin aldı. Sesi duyacaklardır. Ve onların da parası yok bu arada. Yani Engin'in silahını düşürmeye çalışmak çok akıllı bir hamle olmayabilir. O yüzden onlar da gördüğünüz gibi 15'e oynamak için tüm çabalarını gösteriyorlar. 15-9'u göreceğiz gibi. Yani rampaya kadar çok yaklaştılar. Biz herhangi bir agro rampa yapmadık. İnfo almadık. Yani normalde şunu yapıyorduk biz önceki roundlarda biraz. Şuralardan falan biraz info alıyorduk böyle. Hani net atıyorduk. Ne bileyim şuradan bir çık yapıyorduk falan. Anlıyorduk. Şimdi şuraya kadar bakın. Şuraya kadar sessizce geldiler hiçbir şey yapmadan. Sonra şuradan 1-2 saniyede tüm netleri atıp site'e girdiler. Onu tabii ki tutmamız mümkün değil. Çünkü hani nate mi atalım, aim fight'a mı girelim, pozisyon birbirimizi mi koruyalım? O rampa mutlaka hareketli oynanmak zorunda. Derin savunmanın cezasını kestiler. Logic ortaya yakın geldi. Bir kill aldı. Imor'un da yardımı var. Ortadan rush yaptılar. Bizim işimize geldi. 4 tane kill bir anda. Mozinho son kalan isim. Silahları da şöyle bir yeniliyoruz. Oh gıcırından keleşler. 3 keleş oldu toplam. Sonra kalan Mozinho olacak. Ondan da parası yok demiştim. O yüzden yani Mozinho'nun silahını saklaması kritik olabilir. Bir tane silah droplar. Kaygarı ve Snake salacaktır zaten ama onun da yeri belli oldu. Bakalım zorlayacak mıyız?
Birebir takas hiç sorun değil ekonomik anlamda. Zaten yani bir tane artık round kredimiz kaldı. O yüzden çok fazla ekonomi falan demeden bam 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 her round'u almak lazım. Ay bir pause var. Göremiyoruz ESA'da kim aldığını ama. Vay vay vay. Yani zor bir seri var önümüzde. 5-0 seri. Şimdi Eko'ya gitme tercih ettiler. Mozio da silahını kaybedince tabii ki. Tetmine'ler birkaç niyet göreceğiz. Dikkat etmek lazım. Vertigo Eko almak için çok iyi bir harita. Şeyi 30 olmuş. Mozio 24. Bu ikili çok iyi vurdular. Bizde şu an 20'li çıkan tek oyuncumuz Imor. Şimdi Mac'den nerede geldi bu arada? Bozuyor silah da almış. Mayer koydu. İhtili aldı. Spain devamını zorlamayacak. Güzel bir nate de geldi. Logic Man'de yardım var. Ben tarafında. Noktan çıktı Mayer. İki tek yedik. Aman aman hiç gerek yok bunlara. 2-2 yani. Neden böyle smoklardan çıkmalar yapıyoruz bilmiyorum. Demin de round'da denedik. Şimdi ikisi de aldılar yerden. İkisinin de armor'ı var. Evet canlılar biraz az ama yani Key ve Kylero. Harita genişledi. Biraz gergin oynayacağız bu roundu. Çünkü maçı kaybetme roundundayız artık. Şimdi iki oyuncumuz buluştu. Onlar da B'ye gidecekler. Son 40 saniye. Hiçbir şey atmadan girebilirler. Şu an B'de hiçbir oyuncumuz yok. Logic ortaya bakarken Imor da backside'den B savunmasını A savunmasını yapacak. Yani çok fazla nade'imiz var. Yani 2 Molotov, 2 Grenade, 2 Smoke, 2 Flash. Buradan retake'de mutlaka çok iyi kullanmamız lazım bunları. Evet her tarafı check dediler. B'ye bastılar. Logic'den ilk Molotov geldi. K'yi yaklaşmak zorunda kaldı. 20 can. Kylero 2 mermi göndermiş. Imor şimdi yerden bir rifle alacak. K'yi hiç bilmiyor yalnız. Sertteki kafayı görmedi. Imor sertteki kafayı görmedi. Rampaya çekildiğini düşündü ve maalesef rakibin Eko karışık roundunda